Sizlere minnettarız. Alkışlarınız kesilmesin. Şimdi ev sahibimizi dinleyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Evet. Çok değerli çalışma arkadaşlarım, gerçekten koca yürekli, gönlü geniş, özverili, görevinin gereğini eksiksiz yere getiren siz kıymetli dostlarımla, yol arkadaşlarımla bir arada yol yürümekten büyük onur ve gurur duyuyorum. Hepiniz evinize hoş geldiniz. Elbette 16 milyon İstanbullu hemşerim adına her birinize ayrı ayrı şükranlarımı, minnet duygularımı iletiyorum. 11 ilimizde etki gösteren deprem her birimizi çok derinden etkiledi ve yaraladı. Tabiri caizse içimiz yanıyor. Çok insanımızı kaybettik. Ne yazık ki Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bütün yakınlarımıza, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Halen yaralılarımız var. Her birisinin sağlığına bir an önce kavuşmasını elbette ümit ediyorum. Depremin ilk gününden itibaren büyük bir organizasyon kabiliyetiyle ve sizlerin yüreğiyle, katılımıyla, cesaretiyle, görev bilincinizle deprem bölgesinde olduk. Orada vatandaşlarımıza, kardeşlerimize bütün güzel duygularımızla dayanışmaya hep birlikte koştuk. Sizler de 16 milyon İstanbullunun eli, vicdanı, kolu, gücü, kuvveti olarak orada özveriyle çalıştınız. Hayatlar kurtardınız, yaralar sardınız. Gıdadan barınmaya, iletişimden temizliğe, malzemelerin ulaştırılmasından altyapının iyileştirilmesine, rehabilitasyona kadar her alanda var gücünüzle çalıştınız. Hayat kurtardınız. Elinizden geleni yapmaktan bir an bile geri durmadınız. Biliyorsunuz, ben de sizlerle birlikte orada olmaya gayret ettim. Çalışmaları hep birlikte koordine etmek, ihtiyaçları tespit etmek, yaralarımızı hep birlikte sarmak için sizlerle olabildiğince bir arada o bölgedeydim. Sizlerin emeklerini, depremden etkilen yurttaşlara gösterdiğiniz yakınlığı en yakından görenlerden birisiyim. Hepinizin bu özverili çalışmasına şahidim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un, bu kadim kentin dayanışma ruhunu deprem bölgesindeki milyonlarca vatandaşımıza nasıl hissettirildiğine şahit oldum. İstanbul'un desteğini hep birlikte gerçek sahiplerine ulaştırmış olduğumuzun ve bundan sonra da ulaştıracağımızın teminatı olduğunuzu hep birlikte yaşadık. Bölge halkının takdirini kazanmak, bölgedeki etkili çalışmaları hep birlikte yürütmek, inanınız ki her birimiz için, sizler için, halkımız için bir kıvanç kaynağıdır. Hepinizle yürekten gurur duyuyorum. İstanbul halkı hepinizle yürekten gurur duyuyor. Sahada çalışırken yaşadıklarınızın, çocukların, oradaki o mini minnacık bebeklerimizin, onların annelerinin, babalarının, büyüklerinin, bütün insanların yaşadıklarının sizleri derinden etkilediğini biliyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu güzel kurum, bu kadim kurum her zaman sizlerin yanında olacaktır. Desteğe ihtiyaç duyduğunuz her ortamda sizinle olacağımız ve benim de bu anlamda sürekli sizlerle bir arada olacağımdan asla şüphe etmeyin. Ailelerinizi burada İstanbul'da bırakarak bir an bile düşünmeden, bir an bile şüphe etmeden oraya koştunuz ve zor koşullarda çalıştınız. Haberleşmekte zorlandığınızı biliyorum. Belki onlar sizden haber alamadı, belki siz onlardan haber alamadınız. Onların aklının sizde olduğunu da biliyorum. Onun için ben buradan hepinizin huzurunda o güzel ailelerinizin her bir ferdine ayrıca teşekkür ediyorum. Her birine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Burada bulunan çalışma arkadaşlarımın sizler gibi bir anneye, bir babaya, bir eşe, bir evlada, bir evindeki insana sahip oldukları için eminim ki sizlerin güzel aile fertleri de her birinizle gurur duyuyordur. Onlarla kavuşmanın mutluluğunu doya doya yaşayın. Bütün aile fertlerinize sıkı sıkı sarılın. Güçlü bir aile olun. Lütfen her birine benim de tekrar tekrar sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletin. Bir yandan tabii ki evlerimize dönmenin mutluluğunu yaşarken bir yandan da hala aklımızın, kalbimizin o bölgede olduğunu biliyorum. Yurttaşlarımıza destek vermek ve onlara hala el uzatmak istediğinizi de biliyorum. Ben de aynı duygular içerisindeyim ve içiniz rahat olsun. Bu kurum ve bu 16 milyon İstanbullu olarak bizler bu sürecin en son anına kadar o bölgenin yanında olacağımızı, milletimizin o bölgede tekrar ayağa kalkması için çocuklarımızın yuvalarında mutlu ve kendilerini teminat altında hissetmeleri için sizlerin belediye başkanı olarak sizler adına buradan orada yaşayan bütün yurttaşlarımıza söz veriyorum ki hiçbirini hiçbir anında yalnız bırakmayacağız. Ve hem yaraların sarılması için var gücümüzle çalışacağız, hem de İstanbul'daki işlerimizi ihmal etmezken İstanbul'un da bu tehditle her gün belki korku, belki sıkıntı içerisinde yaşamasını engellemek için de çok büyük bir seferberlik başlatacağız. Bu konuda da siz kıymetli, değerli çalışma arkadaşlarım, lütfen sizler bizim sahadaki neferimiz olmaya her alanda devam ediniz. Bu şehri de güçlü, dayanıklı bir kent haline getirmemiz için, bu kentteki dayanışma gücünü yükseltmemiz için, bu kentin deprem tehdidine karşı bir afet anındaki dayanışma gücünü arttırmak için gönüllülüğü bulunduğunuz her ortamda ailelerinizle, komşularınızla paylaşmayı ve İstanbul'u bu anlamda da çok güçlü bir kent haline getirmeyi hep birlikte başaracak adımları atınız. O bakımdan bizim ortaya koyacağımız bir stratejik çalışma sürecinde kurumumuzun bütün çalışanlarını, 90 bine yakın yol arkadaşımı bu yolculuğun da bir neferi olarak görmek istiyorum. Dediğim gibi çocuklarla, gençlerle, annelerle, babalarla, dedelerle, ninelerle acıları paylaştık. Birbirimize sarıldık, kucaklaştık. Allah onların yardımcısı olsun. Ben onların yanında olmak adına her birine gördüğümde söz verdim. Sizleri yalnız bırakmayacağız dedim. Ve bu zorluklardan sıyrılıp bambaşka bir yeni başlangıcı
hep birlikte inşa edeceğiz dedim. Milletimizin aklıyla, milletimizin birikimiyle o 11-10 ilimizin en güzel şekliyle geleceğe tutunması için var gücümüzle çalışacağım dedim. Namus, şeref sözü verdim her birisine. İnanınız bu sözü verirken halkımızın da aynı sözü içinden verdiğini biliyorum. Onların da en güçlü temsilcilerinin bu salonda bulunan siz kıymetli yol arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Bizim yol arkadaşlığımız acısıyla tatlısıyla, çalışma arkadaşı olduğumuz bu günlerle sabit kalmayacak. Allah nasip ederse hayatımız ne kadar ömrümüz olursa, nerede karşılaşırsak karşılaşalım, her bir çalışma arkadaşımın bu günlerini hatırlayacağım. Sizlerle Allah ne kadar ömür verirse bilmiyorum ama karşılaştığım her ortamda ilerleyen yıllarda böyle kucaklaşan, sarılan, bu günleri hatırlayan bir yol arkadaşınız olduğumu unutmayın. Ben sizi bu anlamda hiç unutmayacağım ve hep hatıramda kalacaksınız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bir arada çok güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Milletimizin her anında onların yanında olmaya hep birlikte gayret ediyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyor. İyi ki varsınız, yolumuz açık olsun. Sağ olun, var olun. Efendim, binlerce çalışanımız, binlerce yol arkadaşımız oradaydı. Her birinize ayrı ayrı plaket takdim edilecek ama bugün bu sahnemizde plaketlerini takdim etmek üzere isimlerini okuduğum kıymetli dostlarımızı sahnemize davet ediyoruz. Sayın Erdinç Turan, Sayın Fırat Börçün, Sayın Profesör Doktor Doğaç Niyazi Özüçelik, Sayın İbrahim Yaskan, Sayın Hüseyin Yıldırım, Sayın Oktay Öksüz, Sayın Burakhan Acar, Sayın Mahmut Fatih Uzunyaşa, Sayın Oğuz Başaran, Sayın Kasım Filiz, Sayın Sibel Karakurt, Sayın Betül Uzundere, Sayın Süleyman Yıldırım, Sayın Cüneyt Gürsu, Sayın Kamuran Ekmen, Sayın Aslen Edinç, Sayın Oktay Sezer ve Sayın İbrahim Alveroğlu. Biraz daha böyle. Sayın Erdinç Turan, Arama Kurtarma Ekip Lideri, Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürü. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, Erdinç Bey'e bir mikrofon uzatacağız. Bir dakika müsaade. Bir mikrofon uzat, duygularını aldıktan sonra. Erdinç Bey, şöyle sizi de alayım. Siz ekip lideriydiniz, oradaydınız. Bize kısaca özetler misiniz? Neler hissettiniz? Neler oluyor? Bir de sizden dinleyelim. Başkanım, saygılar sunuyorum. Ülkemizin hiç yaşamasaydı dediğimiz bir acısı sonucunda bizden kurtarma ekiplerinden yardım bekleyen bir halkımızla buradan hızlı bir şekilde hareket ederek gittik. Birçok canlı insanın kurtulmasında birçok kahraman arkadaşımız sayesinde dokunduğumuz insanlar oldu. Bizim bu süreç başladığında Ekrem Başkanımıza verdiğimiz bir söz vardı Fatih İtfaiye'nin arka bahçesinde. Başkanım, sizin teşkilatımıza gösterdiğiniz yakınlık doğrultusunda bize doğuda Kars'ı, batıda Edirne'yi gösterin. Kurtarılacak bir can, söndürülecek bir yangın var deyin, biz onu hallederiz demiştim. Sözümüzü tuttuğumuzun gururunu yaşıyoruz. Ama dediğim gibi keşke hiç kimsenin burnu kanamasaydı, Türkiye bu acıyı yaşamasaydı. Gönül dolusu teşekkürler. K9 ekibimiz de önemli bir hizmet yaptı. Fırat Börçün alıyor plaketini ama Joker, bakar mısınız Joker'e? Joker de orada enkaz arasında, tozun toprağın arasında canlara ulaşmak için var gücüyle çalıştı. Hem Joker'e hem Fırat Börçün'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Şimdi diğer plaketlerimiz sırada. Hızır Acil Danışmanı Profesör Doktor Doğaç Niyazi Özüçelik hocamıza takdim ediyoruz. Sayın İbrahim Yaskan olacak sırada. İbrahim Yaskan Bey, Risk Yönetim Şefliğinden İbrahim Bey'in plaketini takdim ediyoruz. İş Sağlığı Güvenlik Şefi Arama Kurtarma Ekip Şefi Sayın Hüseyin Yıldırım. Sonraki plaketi Büyükşehir Belediye Başkanımızdan alıyor. Teşekkür ediyoruz ona da. Zabıtamız çok önemli bir görev icra etti. Zabıta teşkilatımızın da tamamına teşekkür ediyor. Oktay Öksüz şimdi zabıta teşkilatımız adına sıradaki plaketi alacak. Güvenlik, sağlık, her alanda evet, Büyükşehir hocam. Belediye'miz vardı. Oktay Öksüz şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında. Zabıta memuru, sahada aktif olarak görev yapan bir kahramanımız, yol arkadaşımız. Can dostlarımız için de oradaydık. Veteriner teknikeri Buğra, Burakan Acar ve ekip arkadaşları çok önemli işler yaptılar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Sahada can dostlarımız için yaptıkları her şey için. Pardon, ben sizin önünüzü mü kestim? Saha koordinasyonunda halk ilişkiler müdürlüğümüz önemli bir görev icra etti. Mahmut Fatih Uzunyaşa, Halk İlişkiler Koordinatörlüğümüz adına, daire başkanlığımız adına plaketini alıyor. Salgın hastalıklar riskine karşı da çok önemli bir fonksiyonumuz var. Sağlık ve Hıfzı Saha Müdür Yardımcısı Oğuz Başaran bu ekibin lideri olarak oradaydı. Ona da teşekkür ediyoruz. Haberleşmenin, internet bağlantısının ne kadar önemli olduğunu haber bültenlerinde gördük. Bizler bütün gücümüzle oradaydık. Bu konunun da üzerinde çalıştık. Elektronik Sistemler Müdürlüğü Wi-Fi ekip şefi Kasım Filiz, bunu en iyi bilenlerden birisi, bölgede internet erişimini ve güvenli ulaşımı o sağladı. Ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Sahadan doğru haberler almak, ihtiyaçların neler olduğunu hızlı bir şekilde kamuoyuna duyurmak da çok önemliydi. Medya AŞ'den Sibel Karakurt ve Betül Uzundere çok önemli bir görev icra ettiler. Onlar da bu plaketi Büyükşehir Belediye Başkanımızın elinden alıyorlar. Yemekler pişiyor, çamaşırlar yıkanıyor. Bir sürü destek hizmetleri programı uygulanıyor. Destek hizmetlerinden Süleyman Yıldırım sıradaki plaketi alacak Büyükşehir Belediye Başkanımızın elinden. Onun nezdinde destek hizmetlerinde çalışan tüm yol arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kriz anlarında güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Özel güvenliklerimizle oradaydık. Cüneyt Gürsu özel güvenlik görevlisi de sahada aktif görev yaptı. Tüm özel güvenlikçi arkadaşlarımız adına sizlere de plaket takdim edilecek. Kendisinin plaketini şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız takdim ediyor. Kamuran Ekmen, kontrol amiri olarak sahadaki koordinasyonu sağlayan bir diğer yol arkadaşımızdı. Ona da çok teşekkür ediyoruz tüm kontrol ekibimiz adına. Mühendislerimiz önemli işlere imza attılar. Uzman bakım mühendisi Aslen Edinç. Tüm mühendislerimiz adına sahada makine ikmallerini gerçekleştirdiler. Mühendislik faaliyetlerini icra ettiler. Su biliyorsunuz boruları çatlamıştı. Çok önemliydi. Kaynak ustasına ihtiyaç vardı. Kaynak ustalarımız da oradaydı. Oktay Sezer de onlardan birisiydi. Deprem bölgesini suya, temiz suya kavuşturmak için gece gündüz çalıştı. İSKİ ekibimiz, tüm kaynak ustalarımız. Mobil teknik hizmetler sorumlusu İbrahim Alveroğlu da sahada ulaşımı, erişimi, yardımları köylere kadar ulaştıran ekibin içerisindeydi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi 4-5 adım sizi böyle davet edip ortalayıp bir fotoğraf çekeceğiz, oldu mu? Sizi böyle davet edeyim biraz, lütfen gelin. Evet, buyurun. Tarafı burada mı? Burada alalım başkanım. Şöyle merdiven alalım. Başkanım siz ortada kalın. Sizlerin de plaketleri takdim edilecek sizlere. Bunu da buradan duyurmuş olalım.
Bizler sizleri alkışlıyoruz. Türkiye sizlere minnettardır. İyi ki varsınız. İyi ki millet olmanın gereğini yerine getiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye size minnettardır. Şunu al abi, ben kaçıyorum. Şunu versene buraya.